Çocuklarda endişe ve kaygıyı biraz konuşalım. O süreci yönetebilmek için mutlaka sizin teknikleriniz vardır. Onları dinlemek istiyorum. Çocuklarda kaygılar, yetişkinlerde nasıl kaygı? Çocuklarda endişe ve kaygı sürecini yönetebilmek için mutlaka bir teknik vardır. Evet, var. Tekniklerimiz... Şöyle söyleyebilirim. Birincisi nefes egzersizi yapabilirler. Herkesin, yetişkinlerin de bildiği, bilebileceği, çocukların da bilebileceği burundan derin bir şekilde nefes alıp ağızdan vermek. 10-15 dakika nefesimizi tutarak yavaş yavaş. 10-15 dakika mı? Saniye. Ay, saniye nefesimizi tutarak. 10-15 saniye nefesimizi tutarak yavaş yavaş nefesimizi verebiliriz. Zaten normal bir nefes egzersizidir bu. Ama bir de bununla birlikte çocukların oluşturabileceği bir kaynağımız daha var. Kelebek egzersizi. Duydunuz mu? Hayır. Belki Covid döneminden duymuş olabilirsiniz. Hatırlatırsanız. Çok fazla kaygılı, stresli olan danışanlarımızda, çocuklarda tamamıyla şöyle... Şöyle ellerimizi kelebek şeklinde yapıyoruz ve bununla birlikte göğsümüze yerleştiriyoruz. Çok fazla kaygısı ve stresli olan çocuklarda. Ve tekrarlayıcı bir şekilde bir sağa, bir sola, bir sağa, küçük bir sola, küçük atışlarla birlikte nefesimizi de dengeleyebilebilmek için nefesimizi burnumuzdan alıp ağzımızdan yavaş yavaş 10-15 saniye içerisinde tutarak verebilmeyi sağlamamız gerekiyor aslında. Bununla birlikte bu egzersizi yapabiliriz. Ama bazı çocuklar bunu yapamıyor olabilirler. Bazen danışanlarım diyor, hocam çok güzel söylediniz ama benim çocuğum hiperaktif. Benim çocuğumun dikkat problemi var. Benim çocuğum dürtüsel, yerinde durmuyor. Hadi bakalım yaptırın siz bu hareketi de göreyim. Aslında ilgisini çekebilir, yapabilir yani bu çocuk. Yapamayabilir. Dürtüsel çocuklarda evet yapamama durumları mevcuttur. Yapamayan çocuklarda hikayeleştirme kısmını yapabilir. Anne der ki, hadi birazcık annenin de tabii ki hikayeleştirme kısmına da kalıyor. Annelerimiz zaten çok mükemmel. Senaryoyu yazacak. Evet, senaryoyu yani, yazacak, üretecek. Şöyle yapabiliriz. Aniden şu an benim aklıma geldi. Hiç böyle bir fikir de yoktu. Hadi tavşan gibi biraz zıplayalım, 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 zıplayalım. Öfkemizi söyleyelim. Nelere öfkelendin oğlum? Söyle, zıpla, söyle. Orada ne yapıyoruz? O agresyonu atıyoruz, zıplatıyoruz, söylüyoruz, zıplatıyoruz, söylüyoruz. Sonra hadi gel şimdi çok yorulduk. Biraz dinlenelim mi? Hadi gel oturalım dinlenelim. Evet. Şimdi istersen birazcık böyle burnumuzdan nefes alalım. Ağzımızdan verelim. Evet, sakinleştin. Şimdi kendini daha iyi hissetmiş olmalısın diyerek aslında oradaki dürtüsel eğilimli olan çocuğu nefes egzersizine çekmiş oluyoruz. Aslında bir taşla iki kuş vurmuş oluyoruz. Harika. Peki bu kaygı sürecini yönetebilmek adına tekniklerden bahsettik. Peki kaygı bozukluğunun belirtilerini de konuşmak istiyorum size. Böyle hani sıralamak gerekirse işte tabii bir ki. Şu, iki bu demek ki. Kaygı bozuklukları şöyle, öncelikle kaygı çok normal bir durumdur. Herkes kaygılanabilir. Ama kaygı bozuklukları dediğimizde çocuklarda bir tikler, dudak eti yemeler, tırnakları kenarlarını yolmalar, alt ıslatma, dışkı kaçırma, rüyalar görme, kabuslar görme, bölünmüş uyku hali, aşırı derecede gerginlik, bir ortamda çok çok fazla duramama durumu, sosyal arkadaşlarının yanında sosyallikte zorlanma, zorlantı, akran zorbalıkları, öğretmeniyle arasındaki diyaloglarda hep bir böyle agresyonlar olur çocuklarda, o akran zorbalıkları meydana gelir. Bunlar tamamıyla kaygının belirtilerinden birkaç tanesidir. Peki normal mi kaygı bozukluğu? Şimdi kaygıya normal bir şekilde baktığımızda tabii ki normaldir. Herkes günlük hayatında kaygılanabilir. Burada kaygılanabilirim, dışarıda kaygılanabilirim. Çocuklar da böyledir. Her bir alanda kaygılanabilir ama kaygıyı yönetebilmek kıymetlidir. Kaygıyı yönetebildiğimizde... Her kaygı şey mi peki? Özür dilerim, lafınızı böldüm. Her kaygı evhamlı insan haline getirir mi? Hayır. Her kişiyi. Kaygı... Yetişkinler için konuşalım. Şimdi şöyle söyleyeyim. Az önce bahsettiğim gibi bir ay boyunca siz o kaygıyı kendinizde hissettiniz. En önemlisi şu. Gündelik yaşamınızı artık idame ettiremiyorsanız, artık eskisi gibi değilim diyorsanız işte orada farklılaşmaya başlamışsınızdır. Orada bir destek almak zorundasınızdır zaten.
Ama günlük hayatınızı idame ettirebiliyor, o tekniklerle birlikte uyarlayabiliyorsanız herkes kaygılanabilir. Kaygı normaldir. Kaygıdan korkmayalım. Sadece kaygıyı giderebilmek için teknikler ve destekler alalım. Deniz Hanım, peki şimdi çocukları konuştuk da şimdi biraz yetişkinlerin kaygılarından konuşmak istiyorum sizinle. Bunları gidermek adına nasıl önerileriniz olur? Nefes egzersizleri yapabilirler, yoga yapabilirler, pilates yapabilirler. Daha çok böyle beden ağırlıklı çalışmalar veriyoruz biz danışanlarımıza, açıkçası yetişkinlere. Veya yetişkinlerde de kaygı dendiğinde hayattan zevk alamama durumları, neredeyim konumunu bilememe, durumu bilememe, zamanlama konusunda böyle yoksunluklar çekebilecek danışanlarımız olabiliyor bazen. Bu durumlarda kendi bedenine odaklanmasını öneriyoruz. Kendi bilinçine odaklanmasını öneriyoruz. Ya da camını açabilir. Keyifsiz bir ortamdaysa birazcık orada o sirkülasyon olabilir. Daha sonrasında bir nefes egzersizi yapabilir. Kitap okuyabilir. Kendisine müzik iyi dinlesin. Gelecek. Tabii ki müzik dinleyebilir. Tabii bu doğa kişiden yürüyüşü. Kişiye. Kesinlikle yürüyüşler de yapılabilir. Ama bunlar hep bir yerde bir yere kadar olan kısımlar. Bir de bundan sonrasında artık o kaygıyı yönetemediği kısımlar oluşabilir. İşte diyoruz ya her zaman bir ay sonrasında hala o yönetememe kısmı varsa orada psikolojik destek, psikiyatri desteği çok kıymetlidir. Toplum olarak kaçıyoruz ama şimdi sizlere gelmeye niye kaçıyoruz? Niye kaçıyoruz? Komşularımız, işte toplum, yani çevremizdeki dostlarımız bizim doktorumuz oluyor, ondan olabilir mi? Olabilir. Kesinlikle olabilir. Toplum baskısı. Toplum herkes baskısı doktor olabilir. Herkesin her şeyi bir cevabı mutlak değerde vardır. Herkesin her şeyi bir cevabı var. Siz bana hiç bilmediğim bir şekilde bir şeyi sorun, benim yine bir cevabım olacaktır. Bilmemekte, bilmiyorum demekte de bir cevaptır değil mi aslında? Doğru. Onun gibi düşünebilirsiniz. Peki, yetişkinlerde kaygı bozukluğu ortaya nasıl çıkıyor? Az önce çocukları saydık sırasıyla. Peki yetişkinlerde? Aynısı. Hiçbir fark yok neredeyse. Birebir aynısı. Saç çekme, kirpik yolma, daha sonrasında yine tabii ki hayattan zevk alamama durumları, stresli olduklarında terlemeler, vücutta titremeler, somatik kaygılar başlar, bedensel ağrılar başlar. Daha sonra artık baş ağrılarıyla birlikte migren atakları oluşabilir. Genellikle bedeninde görebileceğimiz, yani kendi gözüyle de görebileceği, çevresini de görebileceği atakları ve kaygıları başlayabilir. Peki daha ileri boyutu var mı bunun? Tabii ki. Var. Yani bir sonraki değil de işte 5 sonraki adımı... Şimdi biz intiharlı burun buruna gelme değildir herhalde, değil mi? Şimdi şöyle söyleyelim. 5 sonraki adımı söylersem burada işte kaygının asıl noktasını başlatmış oluruz. Biz bir sonraki adımda kendimizi nasıl daha iyi hissedebiliriz, bunu düşünmemiz gerekir. 5 sonraki adım tamamıyla kaygı oluşturur. Ama birinciden sonra ikinci adıma geçersek aslında orada oluşturabileceğiniz teknikleri düşünmeliyiz. Tabii ki yani herkesin zihinsel süreci çok farklı. İntihar girişimi olan vakalar da olabilir. Ya da illaki kaygıyla değil ama farklı problemlerden kaynaklı bu durumlar da gerçekleşebilir. Veya ağlayabilir ya da sadece duygu aktarımı yapar, rahatlar. Herkesin psikolojik süreci çok farklı. Bir ilaç tedavisi uyguluyor musunuz bu süreçte? Hayır, ben psikoloğum. Psikologlar ilaç tedavisi uygulamaz. Psikiyatriste gidip ilaç desteği alabilir, reçete edebilir. Psikolojik siz danışmanlık... mi yönlendiriyorsunuz peki psikiyatriste? Değişkenlikler gösterilebiliyor. Eğer organik boyutlu bir problemi varsa, yani biyolojik, organik, fiziksel boyutlu bir problemi varsa danışanımızın, direkt biz hekime yönlendiriyoruz. Hekimin oluşturduğu çerçevede psikolojik danışmanlığımızı yapıyoruz. O zaman size son sorumu soruyorum. Peki. Nefes egzersizlerini konuşalım son sorumuzda. Doğru nefes nasıl alınır? Evet, doğru nefes nasıl alınır? Aslında Nazlı Hanım, hepimiz biliyoruz doğru nefes alımını ama hiçbirimiz uygulamıyoruz. Ben de uygulamıyorum. Çünkü uygulamaya geldiğinde işler tabii ki değişiyor. Hayatın temposu ve yorgunluğuyla birlikte. Sizinle birlikte ben de burada uygulamak istiyorum. Tamam, hadi. Şimdi çok rahat bir şekilde oturuyoruz. Dilerseniz yatabilirsiniz artık. Siz nasıl rahat olacaksınız? Mustafa'cığım, hocayı tek alma. Beni de al. Beraber yapacağız. Ondan sonra öncelikle ellerimizi, birisini göğsümüze, birimizi karnımıza koyabiliriz. Derin bir nefes alıyoruz burnumuzdan.
Karnımız geriliyor. 15 saniye tutuyoruz. Sonra yavaş yavaş ağzımızdan veriyoruz. Bunu uygularken 15-7 saniye ile başlayabilirsiniz. Daha sonrasında 8 saniye ile devam edebilirsiniz. Şurayı şişiriyoruz, evet, tutuyoruz. Tutuyoruz. Sonra daha sonra yavaş ağzımızdan yavaş yavaş bir şekilde veriyoruz. Bu saniyeleri siz oluşturabilirsiniz. Tutabildiğiniz kadar aslında. Tutabildiğiniz kadar ve kademeli bir şekilde yükseltebilirsiniz. Amacımız ne o? Egzersiz yaparken gevşemek. O gevşemeyi sağlayabilmek, bedene uyarı verebilmektir aslında önemli olan nokta. O yüzden yavaş yavaş saniyelere yükseltebiliriz. Hatta bazı danışanlarımız şunu söylüyor. Hocam yapıyoruz da biz bunları sıkılıyoruz. Ne yapacağız bu durumda? Evet, haklılar. Sıkılabilirsiniz. Herkes nasıl farklıysa zihinsel olarak, bilişsel olarak, yapı olarak da farklıyız değil mi? Ne yapabilirsiniz? Halı da yapabilirsiniz. Halı tamamıyla çocuklarda da bir bütündür, bir bağdır aslında. Hiç peluş oyuncakları sever misiniz? Evet, aslında? Tabii. Neden severiz? Çünkü kaygımızı, korkumuzu alır. Orada bir sıcaklık verir bize, güven, aidiyet duygusu verir. Ben öyle plastik oyuncak falan almayı hiç doğru değil bulmadığım mi? İçin. Peluş oyuncaklar. Evham bir anne değildim ama o peluş oyuncaklar işte iki haftada bir de yıkarım ben onları. Hani toz alıyor bilmem ne diye. Kızımın dolabının üstü böyle olduğu gibi hepsi peluştur mesela. Peluş oyuncaklar olduğu gibi halılar da çok etki eder. Ben bazen danışanlarıma diyorum ki burada size kalmış her şey. Çocuklarda hangi teknikleri uyguluyorsam yetişkinlere de uyarlayabilirim. Ya da yetişkinlerdeki teknikleri çocuklara elimden geldiğince uyarlamaya çalışabilirim. Aynı iletişimi, aynı dili konuşabilmek aslında kıymetli olan nokta. Halıya oturabilir, orada bir aidiyet ve sıcaklık hissi olacak zaten. Bununla birlikte nefes egzersizini yapabilir. Hiç olmadı tütsüler. Hiç olmadı buhurdanlıklara kokular koyulabilir. Hiç olmadı cam açılarak kuş sesleriyle yapılabilir. Yağmur yağarken yağmur sesiyle yapılabilir. Bahçedeyseniz çimlere oturup yapabilirsiniz. Kediniz, köpeğiniz, evcil bir dostunuz varsa onu yanınıza alarak yapabilirsiniz. Veya bazılarımız da diyor ki ben nefes egzersizlerini yapamıyorum. Olmuyor, başaramıyorum hocam ne yapacağım? Dini inancınız neyse. Artık orası tabii ki danışanıma kalmış bir süreç. Namaz kılabilir. İslamsa inanışı. Dua edebilir. Tevekkül edebilir. Bunların da tabii ki yoga gibi ya da nefes egzersizleri gibi namaz da bu işlevselliği sağlar. Önemli olan inanmak. İnanmak başarmanın yarısıdır. Biz inanırsak başarabiliriz. Yeter ki inanalım. Benim bir arkadaşım var sitede komşum. Gerçekten kızın şeyini çok beğeniyorum. Kendisini de öpüyorum buradan. Şeyini çok beğeniyorum. Yani o bir hakikaten bunu şey haline getirmiş. Date haline getirmiş. İşte pazartesi akşamları atıyorum. İşte alan 3 tane ismini şu kadar saat işte oraya şey koyuyor. Tütsüler de yanıyor. Arkadan böyle bir fon müziği. Dua saati yapıyor. Bu arada hakikaten her anlamda çok sosyal bir kadın. Her şey yerli yerinde uyguluyor. Çok hayran kaldım. İşte şey yapıyor. Sushi saati yapıyor. Çok güzel. Bir sonraki gün şarap saati yapıyor. Yani diyor ki benim şunları düzene soktuğumdan beri diyor hayatımdaki her şey çok enerjik. O ortamı oluşturmak çok önemli. Hani bunu date olarak tabii ki de günümüzün ifadeleriyle dile getirmek istemem. Ama bunu alışkanlık haline getirmek ya da işte o alışkanlıkların, bazı alışkanlıkların dışına çıkmak. Mesela namazı duyduğumda şaşırdım. Enteresan geldi. Namazda aslında baktığımızda kaslarımızı tamamen vücudu çalıştıran, sadece vücudu değil bilişimizi de çalıştırıyor, zihnimizi de çalıştırıyor. Çünkü biz dua ederken düşünüyoruz, düşünürken onu eyleme geçirebilmek için iyi enerjiler gönderiyoruz. Buna hangi noktadan bakarsanız tekrar söylüyorum, İslamsa dininiz İslam açısından bakabilirsiniz. Veya farklı bir inanışa mensupsanız farklı bir inanıştan bakabilirsiniz. Öncelikle sürecimiz inanmak. Yani çünkü zihnimiz neye inanırsa onu yaşatır. Evet. İlk önce inanacağız ki yaşatabilelim, savaşabilelim, başarabilelim. Harika. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok gerçekten engin bilgiler bunlar. Dilerim tekrar bir araya gelir. Bu keyifli sohbeti yeniden yaparız. Şimdilik veda etmek durumundayım. Peki.
Yeni bir canlı yayında yeniden pazartesi günü saat 12'de sağlık programımızın adıyla birlikte her şeyin başı sağlık programının adını unuttum. Hadi Işık'la siyaset yapmaktan. Her şeyin başı sağlık programımızla birlikte pazartesi günü yeniden sizlerle birlikte olacağız. İyi hafta sonları, kendinize iyi bakın.